Bediüzzaman'ın düşünceleri eserlerindedir. Risale-i Nur eserleri geçtiğimiz yüzyılın müceddidi Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin kalbinden, dilinden çıkan hakikatleri kaleme aldığı son derece kıymetli bir külliyattır. Bediüzzaman'ın kişiliğinde olan ve tüm hayatına hakim olan dürüstlük, açıklık ve netlik eserleri olan Risale-i Nur'lara da yansımıştır. Her kelimesi gerçekleri içeren bu risaleler Bediüzzaman Said Nursi hayattayken yayınlanmıştır. Bediüzzaman eserlerini bizzat kendisi tahsih etmiş ve düzeltmiştir. Bediüzzaman eserlerinde Peygamberimizin ahir zamanla ilgili hadislerinin açıklamalarına geniş yer vermiştir. Hz. İsa Aleyhisselam'ın ikinci kez yeryüzüne gelişi, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ortaya çıkışı ve İslam ahlakının dünya hakimiyeti konularında çok detaylı bilgiler aktarmış, bu konularla ilgili yüzlerce sayfa kaleme almıştır yaşadığı asrın müceddidi olması sebebiyle Bediüzzaman bu konuları en iyi anlayan ve açıklayan kişi olmuştur. Son günlerde sık sık duyduğumuz Hz. Mehdi Aleyhisselam gelmeyecekmiş, Hz. Mehdi Aleyhisselam yokmuş sözleri Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametleridir. İnsanların ümitsiz olduğu ve hiç Mehdi falan yokmuş dediği bir sırada Allah Mehdi'yi gönderir. Milyonlarca kişinin bu konuları eserlerinden öğreneceğini bilerek kaleme alan Bediüzzaman, Peygamberimizin hadislerindeki manaları ümmetine aktarırken şüphesiz ki her zaman olduğu gibi zerre kadar doğruların dışına çıkmamıştır. Neyin doğru olduğunu düşündüyse ve gerçek kanaati neyse onları yazmıştır. Bu nedenle eserleri tamamen saf gerçekleri yansıtır. Bediüzzaman'ın bu önemli özelliğine rağmen Risale-i Nur talebesi olan bazı muhterem abeylerin Bediüzzaman'ın eserlerinde inandığı şeylerin tam aksine bilgiler vererek bazı gerçekleri gizlemiş olduğu ve bunları özel bir sohbet esnasında yalnızca 2-3 kişiye açıkladığı şeklinde bir takım iddialarda bulunmaları son derece yanlıştır. Böyle bir yaklaşım Bediüzzaman'ın yüzlerce sayfa boyunca yaptığı açıklamaların yalan olduğunu söylemek olur ki bu da böylesine değerli bir İslam alemine karşı yapılan çok büyük bir bühtan ve iftiradır. Bediüzzaman kendisinin Hazreti Mehdi Aleyhisselam olmadığını, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kendisinden bir yüzyıl sonra geleceğini, kendisinin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bir eri, neferi ve öncüsü olduğunu, eserleri ve yaptığı çalışmalar ile de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a zemin hazırladığını açıkça beyan etmiştir. Bediüzzaman'ın ahir zamanda İslam ahlakının dünya hakimiyetine vesile olacağı müjdelenen Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile ilgili açıklamaları son derece anlaşılır, açık ve nettir. Bediüzzaman kendisinin Hz. Mehdi Aleyhisselam olmadığını, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın kendisinden bir yüzyıl sonra geleceğini, kendisinin Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın bir eri, neferi ve öncüsü olduğunu, eserleri ve yaptığı çalışmalar ile de Hz. Mehdi Aleyhisselam'a zemin hazırladığını açıkça beyan etmiştir. Bediüzzaman kendisinin Hz. Mehdi Aleyhisselam olmadığını açıkladığı delillerden birinde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın seyit olacağını ancak kendisinin seyit olmadığını ifade etmiştir. Bediüzzaman'ın bu gerçeği açıkça dile getirdiği sözlerinden bazıları şöyledir. Hem mehdilik isnadını hiç kabul etmediğimi bütün kardeşlerim şehadet ederler. Hatta Denizli'deki ehli vukuf, bilgi sahibi kişiler, eğer Said mehdiliğini ortaya atsa bütün şakirtleri, talebeleri kabul edecek dediklerine mukabil karşılık Said itiraznamesinde demiş ki, ''Ben Seyit değilim, Mehdi Seyit olacak.'' diye onları reddetmiş. Tenvir, Şualar, sayfa 365. Ben de onlara demiştim. Ben kendimi Seyit, Peygamber Efendimizin soyundan bilemiyorum. Bu zamanda nesiller bilinmiyor. Halbuki ahir zamanın o büyük şahsı Ali Beyt'ten, Peygamberimizin soyundan olacaktır. Emir Emirdağ Lahikası, sayfa 267. Bediüzzaman yine eserlerinde peygamberimizin bir hadisini hatırlatmış Seyit olan bir kişinin seyitliğini gizlemesinin Kur'an ahlakına uygun olmadığını belirterek bu konudaki sözünün kesin olarak doğru olduğunu ifade etmiştir. Seyit olmayan seyidim ve seyit olan değilim diyenler ikisi de günahkar ve duhul ve huruç, isyan, haram oldukları gibi. Hadis ve Kur'an'da dahi ziyade veya noksan etmek memnun yasaklanmıştır. Risale-i Nur'un her bir kitabı bir seyittir. Siz hangi kitaba baksanız benimle karşı karşıya görüşmekten 10 defa ziyade hem faydalanır hem hakiki bir surette benimle görüşmüş olursunuz. Risale-i Nur bana hiçbir ihtiyaç bırakmıyor. Emir Dağ Lahikası sayfa 159 Ey hocalar ve ehli kalp! Soracağınız suallerin cevaplarını Risale-i Nur'da bulabilirsiniz. Ehli keşif, gözle görülmeyen gaybi hakikatleri Allah'ın lütfuyla keşfedip bilen evliyalar, ve kalpten birisi benim gibi aciz bir insandan Mehdi'yi soruyor. Ne vakit gelecek? Daha Mehdi'yi anlayamamış. Dabbetül Arz kimler olduğunu bilmiyor. Bunlara dair risalelerde birer bahis, söz, açıklama vardır. Her müşkil sualin, zor sorunun cevabını o risaleden arayınız, bulursunuz. Mustafa Hulusi, Barla Layıkası, sayfa 143 Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde bildirildiği gibi, İslam ahlakına göre seyit olan bir kişi hiçbir nedenle bunu gizleyemez, saklayamaz. Seyit olmayan bir kişi de ben seyidim diyemez. Peygamber Efendimizin neslinden olmak Müslümanlar için büyük bir şereftir. Dolayısıyla Bediüzzaman seyit olsaydı bunu açıkça ifade eder, bu durumdan büyük onur duyardı. Aynı şekilde eğer kendisinin Hz. Mehdi Aleyhisselam olduğu yönünde bir kanaati olsaydı milyonlarca kişinin okuduğu eserlerinde buna taban tabana zıt yüzlerce sayfa izah yapmaz Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın özelliklerinin kendisiyle uyuşmadığını ve bu mübarek zatın kendisinden sonraki dönemde geleceğini onlarca deliliyle birlikte açıklamazdı. Bediüzzaman bir Risale-i Nur talebesi olarak ben de bunlara uyuyorum diyerek hayatta olduğu süre içerisinde eserlerinde yazdıklarının doğruluğunu defalarca tasdik etmiştir. Risalelerin her biri binlerce nüsü olan kitaplardır. Dolayısıyla eserlerinde açıkça ben kendimi Seyit bilmiyorum diyorsa Risale-i Nur talebesi bazı muhterem ağabeylerin Bediüzzaman'ın bu açıklamaları doğru değildir. Kendisi falanca gün bizi çağırmış, hem Şerif hem Seyit hem de Mehdi'yim demiştir. Demeleri Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerine karşı çok galiz bir hakaret, büyük bir zulüm ve iftira olur. Zira bu Bediüzzaman gibi değerli ve üstün ahlaklı bir şahsın bu konuda yazdıklarının yalan olduğunu iddia etmek anlamına gelir. Yüzlerce sayfa boyunca yazdıklarının aksine Bediüzzaman'ın yalnızca 2-3 kişiye tüm yazdıklarının yalan olduğunu söylediği şeklinde bir iddia bu tür iddiaların sahiplerini töhmet altında bırakır. Bediüzzaman gibi derin imanlı, büyük bir müceddidin eserlerinde düşündüğü ve inandığı şeylerin tam tersini açıklamalarda bulunması hiçbir şekilde söz konusu değildir. Dolayısıyla Bediüzzaman'ın vefatından yıllar sonra böyle bir iddia ile ortaya çıkmak her ne kadar iyilik adına Bediüzzaman'ı sevme adına yapılmış dahi olsa Bediüzzaman adına çok büyük bir iftira olur. Onu yalancılıkla itham eden ve yüzlerce sayfa ile ümmeti aldattığını iddia eden böyle bir yaklaşım ise hiçbir vicdanın kabul etmeyeceği bir davranıştır. Mehdi Resulullah'ın bayrağı ile insanların başlarına bela üzerine bela yağdığı ve çıkışından ümit kesildiği bir sırada çıkar. Ali bin Hüsamettin el-Muttaki, Kitabül Burhan fi Alametil Mehdi il Ahir Zaman, sayfa 55. Ayrıca bu böylesine değerli bir müceddidin kaleme aldığı risalelerin tümünü şüpheli hale getirecek son derece tehlikeli bir girişimdir. Bunun gibi pek çok kişi birbirinden farklı iddialarla ortaya çıkıp Bediüzzaman Said Nursi burada böyle demiştir ama bunların tamamı bir taktiktir, yalandır, doğrusunu bize söyledi dese bu ne kadar geçerli olacaktır? Böyle bir durumda bir süre sonra Risale-i Nur'da yer alan her konu için bir şey söylenebilir ve Bediüzzaman'ın eserleri gerçek manasından ve hikmetinden giderek uzaklaşır. Böyle bir tehlikeyi önlemek ise Bediüzzaman gibi değerli bir İslam aliminin bizzat yazıp tasdik ettiği apaçık sözlerini korumakla mümkün olacaktır.